Herkese selamlar arkadaşlar, ben Emrah, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yepyeni bir Farming 2019 bölümündeyiz. Yeni bir haritadayız arkadaşlar. Büyük devasa tarlalarla uğraşacağız bu seride. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sizden videoyu açmadan önce daha doğrusu biraz hazırlık yaptım. Yani bu bölümde olabildiğince arkadaşlar mod kullanmayı özen göstereceğim. Mod bölüm olacak bu bölüm. Ondan sonra şimdi şuraya arpamı satış yapacağım ama nereye gideceğim son bulamadım. Şöyle bir etrafını döneceğim. Yaklaşık 1,5-2 aydır arkadaşlar kanalıma video atamadım. Bazı işlerim vardı. Bazı aksaklıklar oldu. Bu yüzden atamadım. Ama tekrar geri geldik arkadaşlar. Kanalıma destek olmak amaçlı abone olmayı, videolarıma like atmayı ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yani kanalıma ilk defa geliyorsanız da destek olmak için en azından bir abone ol butonunu 5 saniye zayla tıklamanız benim için yeterlidir. Şu an YouTube hala abone ücretsizken kanalıma abone olursanız da sevinirim. Şimdi şunu şöyle satış yapalım. Zaten fazla da bir satış yapabileceğimiz noktalar yok. Şöyle göstereyim size. Bir dakika. Bakın buğday iki parça. 3 patates de 3 yer var. Zaten diğerlerinde de fazla bir şey yok. Tarlada şöyle göstermiş arkadaşlar, bakın devasa tarlalar var. Bak şuradan şurada 2 tane biçer diyorum, biçiyor. Ama bana mısın demedi bir türlü, bitmedi. Şöyle göstereyim. Artı şu tarlayı aldım, şu tarlayı aldım, şu tarlayı aldım. Bir de şurasını aldım arkadaşlar. Burasını da inek ağırı, inekleri inek iş yapacağız. Aynı şekilde koyun meramız çiftlik içinde. Su depomuz var. Tavuk kümesimiz de çiftlik içinde. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Zaten o videoda göreceksiniz oyunu. Şimdi şuradan şöyle dönelim. İki biçer döndü. Burası doldu şu anda. Biraz da boşaltayım. Bakalım hemen. Yarı durdu. Onu da boşaltalım. Bakın durmuş yine bu da. Hemen şunu boşaltalım. Onu diğer atlayayım. Diğer de aşağı tarafta bir şey tarlanın. Onu boşaltalım. Ondan sonra saman işine başlayayım isterseniz. Saman balyası yapalım. Tamam. Şöyle kısa yoldan atlayacağım. Bakın o dolmuştur arkada. Hemen şöyle yapalım. 2 dakikada bir koşalım hemen alalım tırımızı. Hayvan için mısır sulayacağız yapacağız arkadaşlar. Aldığımız tarlanın bir tanesi mısır. Şunun arkasında bir tarlamız var. O mısır. Onu da hayvanlarımız için ayırırız. Biraz sevkiyatımız uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Neyse bunu bekleyelim. Bu da büyük ihtimalle dolduracak burada. Dolarsa bunu götürürüz. Dolmazsa da yapacak bir şey yok. Bu arada Farming 22'nin çıkmasına çok az kaldı arkadaşlar. 2-3 ay bir süre kaldı. Yok pardon, 3 ay kalmış, 3 ay kaldı arkadaşlar. Tabii ki oyunu ön siparişten aldık arkadaşlar. Bekliyoruz artık onun çıkmasını. Yayınlandığı gibi indirip size de ilk buluşturan kanallardan biri de ben olacağım.
Heyecanla bekliyoruz. Hemen şunu şurada bırakayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size ekipmanlarımı da. Biliyorsunuz ben masaycıyım. Şöyle bir masaya 87-40'ımız var. Bir tane daha 87-40'ımız var. Bir tane 77-26'mız var. Şöyle bir neydi bunlar markası ya? Onu unuttum. Bilmiyorum bakalım. Challenger traktörümüz var. Bir tane de burada Massey 86-90'ımız var. Aynı şekilde Massey balya makinemiz. Şöyle bir tane tarla büyük olduğu için devasa ekipmanı kullanacağız. İlaç makinesi. Bir tane sıvaj makinesi aldım. Çim makinesi aldık arkadaşlar. Hayvancılığa yöneleceğiz. Aynı şekilde bir tane şuraya TKT karışımı için bir cihaz aldım. Balya için kombine aldım. Bir tane de şöyle göstereyim. 54-50 masayımız var. Bir tane Hollandımız var. T6000 T6 175'imiz var. Bunun içerisinde bir şey koyalım da şöyle bir dip kazanımız var. Şöyle bir tane kendi kazan diyelim ona da. Şöyle bir tane gübre fırparamız var. İki tane şöyle büyük ekim makinamız. Bir tane şöyle burgulganımız var. Aynı şekilde bir çerdeverlerin ayçi tabloları buraya koydum. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle birazcık parayı arttıralım. Bir garaj daha koymak istiyorum buraya ama onu nereye koyarız diye düşündüm kaldım. Şöyle bakın garajlarımızda nelerimiz var. Elimizde halihazırda olan garajlarımıza bakalım. Nasıl bir şeymiş bu ya? Oo, bu da çok büyük. Aslında şurası var çok güzeldi. Olur. Bütün ihtiyaçlarımızı tabi koymayasa çok koymayacağız da. Şimdi bu tarla bizim de bu tarlaya koyabilirimizi düşünüyorum ama pek orasında bozma taraftar değilim. Aslında şunu satabilsek çok da güzel olacak ama bunu satamıyoruz galiba. Yok. Boş garaj bakalım. Sıkıntı değil. Yok arkadaşlar olmayacak. Yok neyse. Şöyle yapalım biz. Şurada bir şey var. Bu neymiş ya? Mantap kümesi burada. Bu neymiş? Vallahi açıkçası hiçbir şey anlamadım arkadaşlar yalan yok. Ben şunu ekleyin şuradan bir kaldırayım. Ben şu oturabilsem çok güzel olacaktı aslında ama olmadı.
Olmak üzere en azından deposunu boşaltalım. Diğer makinemizi doldu mu ne durumda hiç bilmiyorum. Ona da bakacağız. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar biçilen yere. Burası biçildi. Burası da var. Yaklaşık 2 saat oldu. Hala bitmedi. Burada biçmeye devam ediyor. Bitsin tamam. Sıkıntı yok. Şuradaki ağaçtan dönmüş gibi duruyor bu. Aynen. Ağaçtan dönmüş. Bırakmış burasını. Neyse. Bitsin bakalım. Ben de şunu deposu boşaltalım arkadaşlar. Daha sonrasında yine çiftliğimize geçeriz, dönmeye başlarız. Neyse bunun var da. Ve satellite koydum arkadaşlar. Şimdi şunu da atalım oraya altta. Şimdi altımıza binelim. Yani şu nevan tüflenleri 10 numara arkadaşlar. Dokunduğum bir zaman hakikaten duruyor. Evet, şimdi şunu boşaltalım arkadaşlar. Ondan sonra şu ağacın etrafını alalım. Makine daha düzgün bir şekilde gitsin. Ama bunu alana kadar da kamyonu boşaltalım.
Evet, şimdi bu yapısı şey yapalım. En azından kamyonuz boşalsın. Zaten biz de gelene kadar tekrar depo olmuş olur. Bir çer dövümüzün de onu da boşaltmış oluruz. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Şöyle gidelim. Bunu satış yapalım. 82 ton 600 kilo arpamız o kadar tutacak. Az önce söktük ama bakmadık. Şimdi burada bakarız. Bu ne ya? Aynen, depoda oluşan bir çerdöğümüzün. Şimdi bakalım ne kadar verecek. Ya bunları daha çok tarlaları, arpa tarlalarını ve buğday tarlalarını sap için aldım. Saman balyası yapabilmek için. Çünkü hayvanlarımıza da saman ihtiyacımız olacak. Ona vereceğiz. Yani farklar tabi buldukça size göstermeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Egemen'in mod arayışlarına geçmedim daha doğrusu. Şu bu haritayı oyunun mod klasöründe buldum. Ya gerçi hoşuma da gitti. Zaten yine inanmış bir haritalardan biri bu. Diğer bir çarlarımız da dolmuş. Nereye gitti bu? Bu biçime devam ediyor. Neyse, biz ona gitmeyelim. Biz şu bulum içelim şimdi. Evet, boşaltmamış bir çay dövmesi de. İki depo oldu. Üçü depo koyacağız şimdi tırımıza. Şunu inek arımızı götürelim. Bunun burada işi yok. Ya bu video arkadaşlar daha çok düzen, tertip gibi bir şey olacak. Benim yaptığımız işleri görün. Valla sizin orada nasıl arkadaşlar bilmiyorum. Bizim burada buğday yasadı bitti. Sizin orada devam ediyor mu? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bir dakika, yanlış girmeyelim. Arkadaşlar bizim burada buğday ısıtı bitti. Hatta yarın sapları bal yapılıp kalktı bile. Çok fazla bir iş kalmadı burada. Şimdi sıra ayçiçek hasadına gidiyor. Ayçiçekler şu an çok güzel çiçek açmış haldeler. Aynen şu tarlamız gibi. Şu an sapsarı tarlalarımız. Bakın arkadaşlar, tarlamızın büyük üstünü görün. Bu yüzden girdik. Daha devam ediyor.
Çünkü gitar hala bitmiyor. Şu tarzı da yayınlıydık. Bunun da aynı şey var. Bunu da aslında yapacağız. Yani şey bu şekilde 2 bıçak daha sokacağım tarlalara. Bir eksi bıçak daha sayımızı arttırırız. Sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki para sıkıntımız yok şu an bu haritalarda. Durdu. Şöyle koşalım 2 dakika. Biraz hantal arkadaşlar dönmüyor. İstediğimiz manevra alamıyoruz sırada. Bu şekilde boşaltsın en azından. Biz diğer tarafa geçeriz. Bundan sonra hatta direkt biz balyaya bas. Şu yem karmamı aracını bırakalım arkadaşlar. Biz direkt balyayla başlayalım. Onu da başlayalım yapmaya. Onu da aşağıya çifte taşıyacağız. Şuna bakalım. Bunlar daha var. Evet, devam edelim yolumuza. Bıçağını kullansak nasıl olur? Şunu kullanmıyor. Şimdi şuradan gidelim. Ya şunlar nedir arkadaşlar bilmiyorum. Aldığımız bir tarlamızda da bunlardan da var. Bak şu karşıdaki yeşilen tarla bizim arkadaşlar. O da aynı mahsul bundan. Buna biçiliyor mu biçilmiyor mu hiçbir fikrim yok. Bu da biçiliyorsa nasıl biçiliyorsa onlar da bilgim yok arkadaşlar. Ama getirisi güzel bir getirisi var. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şu iki tane şu taneyi alıp lazım bizim. Şurasını alıp ikisini birden mısır eksik çok düşen silajlık iş olur burada. Dursun burada şimdilik. Sen beni bekle arkadaşım. Bu seninle çok işimiz var. Şurası bıraktım böyle. Burası bir yarım olmaz.
Hadi burasını kendimiz biçelim. Ya devam etsen ya. İç çevirelim bunu da. Şimdi şu bir çağrımızı boşaltalım. Ondan sonra giden çiftten masaya Ferguson'umuzu üçer balya makinesi alalım. Başlayalım buna balya basmaya. Evet arkadaşlar, ben tekrar Ergene ilçesindeydim. Ergene'den Tekirdağ'a giderken ortasında büyük çiftlikler var arkadaşlar. Çiftliklerin aynı bu şekilde devasa tarlaları var. Yani buna da şöyle bir şey yapalım bu sevimizi. Tekirdağ modu diyelim. Tabii haritanın ismi farklı değil. Haritanın ismi şu an aklımda değil. HR mi? HR mıydı? Öyle bir ismi, bir şeyle başladı ismi haritanın. Yani bak, oyun mod klasörüne harita bölümüne girdiniz arkadaşlar. Rahatlıkla bulacaksınız. Zaten ilk karşına çıkanlardan biri olacak bu. Nerede bizim masayımız? Bu balya makinesine artı balya kamyonunu slash makinesine bunları hepsini inek çiftlemişiz arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Çıkan balığı da görebiliriz. Evet, sizin niyetim arkadaşlar hani kendim kullanmak değil de birden fazla iş göstermek. Şimdi çıtırımız buradaydı. Tamam, gidelim almaya. Şimdi İstanbul duracak burada eminim. O arada bu etrafını alırız. Arkadaşlar gerçekten tarlamız en büyük tarlalardan biri bu. O yüzden çok fazla balya çıkacağına eminim. Balya için de samanlık inşaat edeceğiz arkadaşlar.
Neyse bak da oraya. Şimdi kaldırım biraz ızınalım. Arkadaşlar videonun da fazla uzun olmasını istemiyorum. Bir bakacağım ne kadar olduğuna. 32 dakika olmuş. Şimdi şöyle yapalım. Pardon, yanlış girdik. Çeşitli de olması lazım. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar bizim standart sistem halkamız vardı. Mod olarak kullandığımız bunların bir tanesini yapacağız. Hemen şu zaten inek çiftliğimizde. Burası. Bunu da attık. Şöyle bakalım nasıl oldu. Tamam, çok da güzel oldu gerçekten. Dengeli olmayacak şekilde. Buraya dengeli olmuyor, oraya dengeli olmuyor. Sıra şukumuz dengeli olmadı. Dolayısıyla bir tane yanında Ot barış için yaparız ama neyse gerek yok ona. Şurada bir zaman ait arkadaşlar. Şuna bir baksam. Buraya koyabiliriz olsa aslında. Neyse. Ağacı etrafına alalım arkadaşlar. Yazık günah bu kadar bırakmayalım. Oyunda da olsa arkadaşlar israfa karşıyız. Bu arada arkadaşlar Türkiye'mizin başında çok büyük bir yangına mücadele var. Yani bu yangını çıkaranları umarım Allah da onları da o şekilde yakar, o acıyı çektirir. O kadar hayvanlarımızın canı gitti. İnsanlarımız çoğu zor duruma düştü. Evleri, barkları yandı. Yüce Rabbim onlara için de sabır ve yardımcısı olsun, olur inşallah. Yani çok zor bir durum arkadaşlar. Taraf edilmez bir durum. Türkiye'miz yanıyor arkadaşlar. Yanıyor arkadaşlar. Ciğerlerimiz yanıyor.
Umarım en kısa sürede Yüce Rabbim bu yangının söndürülmesini nasip eyler. Şimdi başlayalım. Şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Biraz peyzaj canlısı yapsak. Şu yolu en azından beton yapamadık ama olmayacak. Şöyle.
Şöyle yapalım arkadaşlar. Toprak zemin değil de güzelce bir beton olsun. En azından ekipmanlarımız da toz toprak içinde kalmaz. Şöyle bu şekilde arkadaşlar koyun ağırına girmeden peyzaj yapalım arkadaşlar. Bir daha videonun sonu vereceğim. Yükselt alçalt diyor. Şunu alçaltabilir miyiz? Evet, alçaltırız.
Olmadı arkadaşlar. Neyse şu bir şarjımız olmuştu, onları boşaltalım bir. Evet arkadaşlar bu bir çarjımızı boşaltalım. Daha sonra videoyu son vereceğim. Umarım size de keyifli bir video olmuştur. Keyifli bir seriye başlamış oluruz inşallah. Evet hemen şunu boşaltalım. Evet arkadaşlar. Şimdilik videom bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Keyif alarak seyretmişsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Ve videomu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.